Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugünkü videomuzda evimizde güneş paneli döşememiz için evimizin günlük harcanan elektrik miktarını hesaplayacağız. Gördüğünüz gibi ilk önce bu hesaplamayla gireceğiz. İlk önce arkadaşlar, gördüğünüz gibi evimizin günlük harcanan elektriğini hesaplayacağız. Gördüğünüz gibi kullandığımız cihazlar ve saatleri. Evet arkadaşlar, şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi bir evimizde buzdolabı arkadaşlar. Buzdolabı saatte 50 watt yakıyor arkadaşlar. 24 saat bunu kullanıyoruz. 1,2 kilowatt yapıyor arkadaşlar. Bulaşık makinesi arkadaşlar 1 saatte 600 watt yakar. Yani 2 saat çalıştırdığımızı varsayalım. 1,2 kW yakar arkadaşlar. Ütü 2600 watt yakar bir saatte. Yarım saat çalıştırdığımızı varsayalım. 1,3 kW. Klima arkadaşlar 2 kW yakar. 10 saat çalıştırdığımızı varsayalım. 2 kW yakıyor. Televizyon arkadaşlar 200 watt yakıyor. 8 saat çalıştırdığımızı varsayalım. 1,6 kW yakıyor. Bilgisayar arkadaşlar 90 watt yakar. 5 saat çalıştırdığımızı varsayalım. 0,5 kW yakar. Lamba arkadaşlar 4 adet 10 wattlık, yani 4 adet 1 saatte 10 watt'tan 40 watt yakar. Buna 6 saat çalıştırıyoruz arkadaşlar. 4 tane 10 wattlı. 2,4 kW yapıyor. Çamaşır makinesi arkadaşlar 300 watt yakıyor bir saatte. 2 saat çalıştırdığımızı varsayalım. 0,6 kW yakar. Tost makinesi arkadaşlar 2000 watt yakıyor. 1 saat çalıştırdığımızı varsayalım. 2 kW. Kettle arkadaşlar 2200 watt yakar. 1 saat çalıştırdığımızı varsayalım. 2200 watt yakıyor. Elektrikli ısıtıcı arkadaşlar 3000 watt yakıyor saatte. 2 saat kullandığımızı varsayalım. 6 kW yakıyor. Evet arkadaşlar, siz de internetten veya ürününüzün üstünden bakarak kaç watt yaktığı saatte, ona bakarak böyle ne kullanacaksanız arkadaşlar, bunları yazarak gücünü ve saatini hesaplayarak gördüğünüz gibi kullanacağınız malzemelerin ve günlük tüketim miktarınızı belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Benim bu sistemimde arkadaşlar günlük harcanan kilowatt 21 kilowatt oluyor arkadaşlar. Yani günde 21 kilowatt kullanacağız bu sistemde. Onun için inverterimizi 21 kW'lık seçeceğiz. Evet arkadaşlar, aylıkta kaç kW oluyor? 21 çarpı 30 yaptığımızda 632 kW, 630 kW yakar aylık. Günlük 21 kW yakıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birinci videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.